Bismillahirrahmanirrahim. Gramer açısından Arapça cümleleri incelemeye, analiz etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda daha önce çeşitli videolarda çekmiştik. Belki de en basit görünümlüsü bu olacak. Çünkü hemen aşağısında manaları da yazıyor. Bu çalışma, bu örnek çalışması bu defa daha çok nakıs fiil ve nakıs fiilin ameli üzerine olacaktır. Evvela nakıs fiil ne demek? Nakıs tabiri yani. Nakıs ne manaya gelir? Nakıs kelimesine nasıl baktığımız önemli. Şöyle ki nakıs dediğimiz şey bir sarf açısından nakıs var. Sarf açısından nakıs lame fiili ille tarifi olan fiildir değil mi? Lame fiili bizim için önemli. Lame fiiline bakar sarf. Bir de nahiv açısından nakıs var. Nahiv açısından nakıs nedir? Sarf ile farklı. Lamel fiiline bakmaz. Lamel fiili ile bir ilişkisi yoktur. Alakası yok Yani. O zaman biz şimdi çıkıp nakıs fiil dediğimizde bu nakıs kelimesi sarf açısından mı nakıs diyor hoca yoksa naif açısından mı nakıs diyor? Evvela kafada oluşması gereken soru işareti bu. Sarf açısından nakıs la fiilinde illet harfi olandır. Örnek rama gibi. Şurada min varmış. Rama nakıstır. Niye? La fiili illet harfi. Peki naif açısından nakıs nedir? Kâne nakıstır. Neye göre? Nahive göre kâne ecveftir. Neye göre? Sarfa göre. Değil mi? Çünkü aynı el fiili ille tarifidir. O zaman sarf ilmi bakımından ecveftir. Ama nahib açısından nakıstır. Niye? Çünkü kâne ve benzerleri, kâne ve kardeşleri diyelim, merfusu ile tam olmamaktadır. Yetinmemektedir. Hangi bakımdan tam değil? Manası bakımından. Mesela kâne et bu. öğrenci idi. Öğrenci idi desen kişi ne anlar? Karşındaki bir şey anlamaz. Öğrenci idi. Öğrenci neydi? Yani bir zamanlar çalışkandı mı demek istiyorsun? Bir zamanlar tembeldi mi demek istiyorsun? Çok gezerdi mi diyorsun? Ne demek istiyorsun? Belirsiz. Öğrenci idi. Bak mana anlaşılamıyor. Dolayısıyla ilgili kelime bir adet mensuba. Yani habere ihtiyaç duyuyor. Bu yönüyle mananın anlaşılabilmesi açısından bir eksikliği vardır. Nakıs eksik demek. Mana yönünden eksik. Sarf açısındaki nakıs ise harekeyi taşıma bakımından eksik. Çünkü la, mer fiilinde ille sarfı oluyor, elif oluyor. O da nedir? E, harekeyi kabul etmemektedir. Bu yüzden orada da ona nakıs denmiştir. Bu şekildeki bir girişten sonra artık asıl konumuza dönelim. Peki kâne idi. Kim? Et talib öğrenci. Öğrenci ne idi? Yek -tubu. yazıyor idi. Neyi? Derse hu. Onun dersini. Hu zamiri sağdaki bir kelime. et talib kelimesine racidir. O zaman onun demeyeceksin. Ne diyeceksin? Kendi. Onun dersen sanki bir başkasından mı bahsediyorsun? Öğrenci kendi dersini yazıyor idi. Yazıyordu. Kâne fetha üzere mevni mazi fiildir. Kâne'nin aslı sarf açısından nedir? K ve ne? K ve ne? Ee, Arapça iler kaydelerine baktığında en yaygın olarak bilinen aşağı yukarı herkesin bildiği kayde nedir? Vav harfi illet müterrik ma kabri müftuh vav elife çevirdik böylece kâne oldu. Ha demek ki kânedeki elifin aslı vav yani. Evet vavdan dönüşmüş bir harftir. Kâne idi kim idi ne idi peşine tarif geliyor tarif kelimesi fail değil nedir kânenin ismidir kâne ismini raf eder E tarif kelimesi raf halinde merfu yani raf alametine zamme raf alameti niye zamme vav olsaydı tarif kelimesi ismi müfredi musariftir İsmi, müfredi musariflerin raf alameti zammedir tek ötre almış peki iki ötre alsaydı şöyle iki ötre niye almadı İlgili kelime elif lamlıdır. Elif lam bitişen isimler Zayt eliflamdan bahsediyorum. Ee, kelime bu isim tenvin alamaz. Değil mi? Tenvin almayı engelleyen başka şeyler de var. Gayrimusarif olmak, muzaf olmak gibi. Peki Talip Kâne'nin ismidir. İsim olduğu için merfudur. Yektubu, ketebe yektubu. Birinci babtan muzari merfu, raf alameti zamme. Yektubu niye merfu? Amili manevi diyoruz. Yani gizli amil tarafından raf edilmiştir. Faili nerede? Yektubunun faili gizli zamir hüve. Hüve nedir? Yektubunun failidir. Meful nerede? Mef'ulü derse. Ders kelimesi onun mef'ulü olur. Derse hu. Ders aynı zamanda muzaf. Hu muzafın ilehtir. Kendi dersini yazıyor manasına gelir. Yektubu artı hüve artı derse hu. Yani burası bir fiil cümlesi oldu değil mi? Altı çizili yer zaten fiil fail meful fiil cümlesi olarak kânenin nesi olur? Kânenin haberi olur. Kâne haberi ne eder? Ne yapar? Nasb eder. Kânenin haberi mensuptur. O zaman yektubu hüve dersehu nedir? Mahallen mensuptur. Niye mahallen dedin? burası bir cümle. Cümleler mahallen irap alır. Niye mensup dedin? tüm cümleler mensup mu olur? Yok ama çarenin haberi her zaman için mensup olur. Bu anlattığım bilgiler yani kısmen ne bilgisi? Kısmen bina bilgisi, kısmen maksut bilgisi, kısmen avamil bilgisi. Burada çok böyle yüksek dereceli bilgiler, üst seviye kitaplardan bahsetmiyoruz. Böyle ne nasıl anlatalım? Örnek bir yıl kadar Arapça gören herkesin görebileceği şeyler fark etmesi beklenilen şeylerdir şu an bahsini yaptığımız konular peki buradaki hüve fail dedik hüvenin burada gizli olmasının hükmü nedir caizdir yani yektubuya hüveyi fail olarak atamak caizdir yoksa yektubudan sonra talip veya aliyyun zeydun herhangi bir açık bir isim fail olarak gelebilirdi de Hüve'nin burada gizli zamir olması, fail olması hükmü caiz, vacip değil yani. Şera'a başladı. Feta üzere mebni mazi şeyidir. Kim başladı? Ne başladı? El-medaru, yağmur başladı. Yağmur neye başladı? Nezele yenzilu, yenzilu iniyor, <laughs> iniyor başladı. Böyle de çevrilmez değil mi? inmeye başladı. Yani yağmaya başladı. Yağmur yukarıdan aşağı doğru indiği için ona ne diyoruz? Yağmaya başladı. Yağmur yağmaya başladı. Matar yağmur demek. Yenzil iniyor demek kelime olarak bakarsan basit mana iniyor. Yukarıdan aşağı doğru yağmur inerse ona yağmak dersin. Dolayısıyla yağmur yağmaya başladı. Şera'a mebni mazi mazifil el mataru şera'anın ismi faili değil. Yenzilü fiil muzari mefora parametre zamme gizli zamir hüve yenzilünün faili olur. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup şera'nın haberidir. Şera nakıs fiildir. Nakıs fiillerin haberleri mensup olur. O zaman yenzilü artı hüve mahallen mensup diyeceksin. Çünkü kâne ismini nasb haber, haberini raf eder. Unutmayalım. Kâne ismini nasip haberini raf eder. İmnenin zıttıdır bunlar. Hüve zamiri matar kelimesine racidir. Yani hüve o hangi o? O matar, o yağmur yani iniyor diyeceksin. Bate. Ne diyeceğiz? Geceyi geçirdi. Gece boyu devam etti yani. Bate. Fetha üzeri mevni fiildir. Zeyd onun faili mi? Zeyt onun ismi. Mehmumen haberidir. Zeyt nesi olur? İsmi. Zeyt ismi olduğu için merfu. Çünkü nakıs fiiller isimlerini raf eder, haberlerini nasip eder. Mehmumen mensup ama mahallen değil bir defa. Niye? E çünkü haber burada cümle olarak gelmemiş ki. Mehmumen cümle değil cümle olmadığı için yani müfrettir burada cümle olmadığı için nedir irabı lafzen gelmiştir o zaman lafzen mensup zaten sonuncu hafta fethaları mehmumen görüyorsun mahallen demeye gerek yok mahalli irab yok burada zeyt tüm geceyi üzüntülü geçirdi ade geldi Er adam yemşii yürüyerek. Adam yürü hale geldi demiş. Yani yürür demek istiyor da o da bir hata olmuş. Yürür hale geldi. Artık yürüyor. Ade nasıl bir fiildir? Sarf açısından ecvef'tir bak. Değil mi? Sarf açısından ecvef. Ade fiilinde ille sarfi var. Chaane de sarf açısından ecvef. Baate de sarf açısından ecvef. Nahib olarak bakarsan şu an gördüğüm tüm fiiller nakıs zaten. Adede nakıstır yani. Fetha üzere mebili mazi fiil. Er-racül onun ismi. Yemşi haberi. Yani racülü niye zamme var? Ade orayı ne yapıyor? Er-racül kelimesini raf ediyor. Çünkü nakıs fiil ismini raf eder. Haberini nasb eder. O zaman yemşi mensup halde olması lazım. Mensup mu? İşte olay önemli. Şimdi yemşi, yemşi ye şeklinde okursan yanlış okursun. Çünkü yemşi kelimesinin yani e, olarak burada haber değildir. Cümle olarak haberdir. Çünkü fiildir. Fiilin gizli zamiri var. Hüve. O da onun failidir. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olarak adenin haberi mahallen mensup. Cümle olarak haber. Eğer bir haber cümle ise onun mensuplu mahallendir. Yani gelip yemşi ye yazamazsın. Ya'ya fetha veremezsin. Çünkü yemşi fiilini nasip eden bir şey yok evvelinde. Olsaydı olurdu mesela. Len yemşiye olur. Yemşi muzari merfu rafalameti takdiri zamme. Gizli bir zamme var burada. Niye? Ya harf sonuncu harf makabri yani şin, meksur bu şekilde ya'yı telaffuz etmek dile ağırdır. Yani keseden böyle zammeye doğru çıkış dik bir rampa çıkmak gibidir, dağa tırmanmak gibidir. Yani bu da dile ağırdır. Ne yapalım? Ya'nın harekesini telaffuz etmeyelim, yazıdan kaldıralım ama var olduğunu bilelim. Peki buradaki takdiri irap için ne, ne denir yani gerekçesinin? Asıl gerekçesi bu da şöyle açıklanır. Denir ki sikal. Sikalden ötürü takdiri irab var. Sikal ağırlık demek. Dilin telaffuzda zorlanması yani. Peki racül ismi yemşi artı ve birlikte cümle olarak adenin haberi ve mahallen mensup. Yemşi merfudur. Ama yemşi ve cümle olarak komple yani o zaman mahallen mensup olur. Esbahat Aişetu ümmen. Esbahat oldu. Yani dönüştü. Aişetu Aişe neye dönüştü veya ne oldu? Ümmen. Anneye dönüştü. Anne oldu. Esbahat nakıs bir fiil. Esbaha, esbahat, esbahat fetha üzere mebni mazi fiildir. Aişetu onun faili değildir. Ama nedir? İsmidir. İsmi olduğu için merfu. Aişe tu tek zanlı almış bak. Aişe tun değil. Niye? Gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Müennes artı alem. iki gerekçeden ötürü gayrimusarif olmuştur. Temin alamaz. Ümmen keremesi de onun e, mefulü mü? Ümmen keremesi meful değildir. Nedir? Haberdir. Haberleri mensup olur. Kâne ve benzerlerinin yani nakıs fiillerin haberleri mensup olur. Mahallen mi mensup? Yok. Lafzen mensup. Niye? E, ki. Cümle olsaydı mahallenin mensup olurdu. Valle, medde, ferra gibi nedir? Muzaaff fiildir. Sarfa göre. Nakıs fiildir. Nahive göre. Zed, zallenin nesi olur? İsmi olur. Mütefekkir anisi haberi olur. Tefekkara, yetefekkara, tefekkurun, mütefekkirun, mütefekkerun. İsmi faildir. Valle gün boyu oldu. Günü geçirdi. Zeydün Zeyd. Zeyd ne olarak geçirmiş? Mütefekkiran. Düşünceli olarak geçirdi. Maziltu daliben. Maziltu ben hala <sollte spirituality> yım. Ben hala yım. Ne yım. Ne <Sat offer> Ben hala neyim? Daliben. Öğrenciyim. Mazale hala demek. Sonunda da tu var. Buradaki tu fail değildir ama. Nesartu, ketep tu, fetah tu. Tu'lar fail orada. Çünkü ketebe nasıl olarak? fetaha tam fiildir. Fiili tam fiil, nakıs fiil olarak ayırabilirsin. Bunlar nakıs fiil. Nakıs fiil fail değil, isim alıyor. Baliben de haberi olduğu için mensup. Mahallen mi? Yo, laf zaten fethaları almış. Niye mahallen değil? E, cümle değil ki. Cümle olsaydı mahallen alırdı. Peki bu fiiller her zaman nakıs olarak mı kullanılır? yok bu fiillerin tam fiil olarak kullanıldığını da görebilirsin. Ne zaman? kendilerine sonra isim değil de fiil gelirse bu durumda ne olmuş olurlar? Kendileri tam fiil olarak kullanılabilirler. Mazitu edrusu fi kulliyetil ilahiyyati Mazitu ben hala edrusu okuyorum fi kulliyetil ilahiyat. İlahiyat fakültesinde okuyorum. Şimdi mazale nakıs fiilimiz tu İsmimiz Edrusu da gizli zamir ene var. Değil mi? Ene. Edrusu ene. Fiil-i muzari nefsi mütekellim vahde kalıbında her zaman için ene gizli zamir olarak faildir. Ene'nin burada gizlenmesi vücuben yani zorunlu yani vacip. Edrusu ene birlikte cümle olarak nedir? Haberdir. Neyin haberi? Mazalenin. Mazalenin haberi mensup olur. O zaman bu da mensup. Ama Edrusu, Edrusu demiyor çünkü cümledir. Cümle olduğu için mahalen irap alacak. Hareketine göre onun sen merfu mensup değil. O her zaman merfu şu anda. Evvelinde nasip eden yok. Mahallen bütün fiil artı fail olarak cümle olarak mahallen mensuptur. Fi harfi cerimiz külliyeti mecuru külliye muzat, el muzaf el ilahiyat onun muzafın ilehi oluyor. Buradaki fi harfi cerini nereye bağlıyorsun? Eldrüsü fiiline bağlıyorsun değil mi? Edrus'u ben okuyorum, ders görüyorum. Ben nerede bu işi yapıyorum? Fi külliyeti ilahiyat. Fi'yi Edrus'u fiiline bağlayacaksın. Yuşiku neredeyse el ma'u toplantı en yebde'e başlayacak. Neredeyse başlıyor. Toplantı başlanmak üzere. Mes'i mas'ı, en, mas'lariye. Değil mi? Yuşiku. Ev şeke yuşiku. Aslında yuvşiku. Ev şeke yuvşiku. Yuşiku. Nakıs fiil. E, peşine gelen içtima onun ismi. En yebde e. Yebde. Bede e yebde u. B e. Gizli zannete ve faili. En en maslariye nasip etmiştir fiilimizi. En yebde e huve, Fiil fail. Birlikte fiil cümlesi olarak. Cümle olarak. Nedir? Mahallen mensup olup yuşikunun haberidir. Hocam mahallen demeye gerek var mı? En zaten var. Yebde e, bedde yebde u, yebde e. Zaten fethay almış. Tamam. Yebde e fiili mensup. Ama yebde haber değil. Tek başına haber değil yani. Tahtında müstetir olan hüve de tek başına haber değil. Bunlar cümle olarak, bütün olarak yani, bütünsel olarak haberdir ve bütün olarak mahallen mensuptur diyoruz. Böylece bir incelemenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.